İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Parlamento üyesi Bassam Tahan'ın Lyon ziyareti. Arzurunovan isyan. Ermenistan Cumhuriyeti devlet sınırlarını ihlal eden Azerbaycan vatandaşı yaralı ele geçirildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Karabağ'ın çözümüyle ilgili formatın değiştirilmesi ancak tarafların rızası ile mümkün. Suriye, Fransız hava filosu ABD komutasındaki operasyonlara katılıyor. Türkiye'de işsiz sayısı 4 milyonu aştı. Batı Ermenistan Parlamento üyesi Patrik Abrahamyan da Paris Kitap Fuarı'nda kitaplarını sergiliyor. Batı Ermenistan Parlamento üyesi Bassam Tahan, Lyon şehrine gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde Ermeni ve Suriyeli toplum temsilcileriyle bir araya geldi. Ayrıca Surp Grigor Neregesi Kilisesi'nde saygıdeğer George Noradukyan ile görüşmelerde bulundu. Görüşmede ayrıca Duduki Hayk Sari Guyumcuyan ile Kanuni Mary Vartanyan da hazır bulunarak sanatsal bir ortam yarattılar. 1985 yılında doğan Hayk Sarik Uyumcuyan, duduk sanatını Ermenistan'da değişik ustaların yanında bulunarak öğrendi. Bu ustalar ona duduğun tüm inceliklerini öğrettiler. 2009 yılından bu yana o, Gagik Muratyan yönetimindeki Gusan adlı geleneksel Ermeni müzik topluluğuyla işbirliğinde bulunuyor. 2009 yılında o, Georgi Savalli yönetiminde çalışarak İstanbul, Mare Nostrum, Ermenistan'ın ruhu gibi projelerde görev aldı. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı basın sözcüsü Arzurun Hovanisyan kendi Facebook sayfasında belirttiğine göre bugün saat 1.30 sularında Ermenistan Cumhuriyeti'nin kuzeydoğu sınır bölgesinde Ermeni sınır muhafızları bir kişiye uyarı atışında bulunmuş, dahasında bu uyarıya uymayan kişi yaralı olarak ele geçirilmiştir. Yaralı bu kişiye ilk yardımda bulunulduktan sonra hastaneye kaldırılmıştır. Bu kişinin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yanında bulunan belgelere göre Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Kazakh bölgesi sakini 1986 doğumlu Elvin Arifoğlu İbrahimov olduğu anlaşılmaktadır. Hovanisyan ayrıca Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Servisi'nin olayla ilgili soruşturma başlattığını da belirtmektedir. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın basın sözcüsünün bildirdiğine göre Karabağ Arsa sorununun çözüm formatının değiştirilmesi sadece tarafların rızası ile mümkündür. Sözcü Maria Zakharova, bir aşamadan sonra Dağlık Karabağ Artsakh'ın müzakerelere tekrar katılması isteniyorsa, bu tarafların ortak kararı neticesinde olacaktır ve biz buna saygı duyacağız. Bu sadece bizim tutumumuz değil, aynı zamanda AGİT'in diğer 3 üyesinin de tutumudur ifadesinde bulundu. Emmanuel Macron'un Fransa'sı kendi seçimini yaptı. Charles de Gaulle uçak gemisi Amerika'nın Doğu Akdeniz'deki askeri donanmasına katıldı. 15 Mart'ta ABD'nin Suriye sorunuyla ilgili elçisi James Jeffrey, IŞİD-DAEŞ'e karşı savaşın devam etmesi nedeniyle ABD güçlerinin Suriye'den çekilme zamanını belirtmeyi reddetti. ABD, Irak'ta sadece 400 asker görevlendirmeyi arzularken kalan kısmının ise Fransa ve İngiltere'nin tamamlaması gerektiğini açıkladı. Fransa, Suriye Kürtlerini koruma bahanesiyle yasa dışı askeri üsleriyle Suriye'de kalacak. Fransız donanması zaten Suriye siperlerine karşı askeri operasyonlara katıldı. Pro-Amerikan koalisyonu tekrardan kendi IŞİD-İST ajanlarını kullanmaya ve özellikle Suriye'nin kuzeyindeki teröristlerle kendilerinin var olan tüm işbirliği izlerini temizlemeye çalışıyor. Fransa askeri donanma güçleri kendilerinin Charles de Gaulle uçak gemisiyle Amerika'nın operasyonlarına katılma kararı aldı. Bu amaçla Fransa'nın uçak gemisi kendisine eşlik eden gemilerle birlikte 13 Mart'ta Suriye sahillerine ulaştı. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM 13 Mart'ta yaptığı açıklamada bu konuya değindi. Fransa Cumhuriyeti Devlet Başkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın aynı zamanda ABD'nin de IŞİD-DAEŞ'in tamamen yok edilmesinden sonra Suriye'den ayrılacağını açıkladı. Macron ayrıca Paris'in bölgedeki durumu düzeltmesi gerektiğini vurgulayarak, Suriye'de istikrarın sağlanması konusunda ve gelecekteki terörist grupların olumsuz etkisini engellemede Suriyelilere yardımda bulunacağını söyledi. Lübnan'ın Almanar TV kanalı 2018 yılında yaptığı bir yayında ABD ordusunun Suriye'nin Hasaka eyaletinde yeni bir askeri üs kurduğunu ve Fransa'nın bu üslere askeri konvoylar gönderdiğini açıklamıştı. Aynı kaynağın belirttiğine göre Hasaka'ya pek çok Amerikan askeri konvoyları ulaştı.
ABD ve koalisyon güçleri Eylül 2014'ten bu yana Suriye ve Irak'ta IŞİD-DAEŞ teröristlerine karşı askeri operasyonlarda bulunuyor. Suriye'de koalisyonun faaliyetleri Suriye hükümeti ya da Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmış değil. Türkiye'de işsiz sayısı 4 milyonu aştı. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, Aralık 2018'e ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı geçen yılın Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyon 11 bin kişi artarak 4 milyon 302 bin kişiye ulaştı. Aynı dönemde işsizlik oranı 3.1 puan yükselerek %13.5 oldu. İşsizlik oranı Aralık 2018'de bir önceki aya göre 1.2 puan arttı. Tarım dışı işsizlik oranı ise 3.3 puanlık artışla %15.6 olarak tahmin edildi. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 5.3 puan yükselerek %24.5 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 3.1 puan artışla %13.7 olarak gerçekleşti. Paris Kitap Fuarı 14 Mart'ta açıldı. Kitap Fuarı'nın açılış törenine profesör, yazar ve Batı Ermenistan Parlamento üyesi Patilya Abrahamyan da davet edildi. Mamillin, Arya ve diğer karakterler Patilya Abrahamyan ile birlikte Pazar günü ve 75 pavyonunda sizleri bekliyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gomidas'ın Alagyaz, Hangizar adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.